Günaydın kızlar. Herkese yepyeni videomdan merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden Perşembe. Ben işe gideceğim bugün. Yarın burada Cuma ve her yer kapalı kızlar. Yani Almanya'da bilmiyorum ama Avusturya'da her yer kapalı. O yüzden bugün aşırı bir iş olacak. Kesin büyük bir ihtimal herkesin parasına geldi dün. Çok iş olacak. Elleme anneciğim, elleme, çok ıslak. Hadi yürü. Ve kızlar, ben şimdi çocukları bilmiyorum anneciğim, ona sormam lazım. Çünkü bu hafta normalde okul yoktu ya. Şimdi çocukları ben okula bırakacağım. Sonra eve geleceğim. Evi üstten toparlayayım. Sonra da işe gideceğim kızlar. Arkamda bir kadın var. Köpeği bir önüme geçiyor. Bir arkamda kalıyor. Bir video çektirmedi bana ha sabahın köründe. Şu an saat 7:30 kızlar. Dediğim gibi çocukları kindergarten'a bırakayım. Eve gideceğim. Bir saat otururum evde. Evi toparlarım. Bir kahve içerim. Evinde süt içerim. Evine hazırlarım. Ondan sonra annemi bırakırım ve işe gideceğim kızlar. 12'de başlıyorum. Yine 8:30'a kadar çalışıyorum. Çok yorucu bir gün beni bekliyor. Bunu çok iyi biliyorum. Çünkü herkes bir gün boş diye, yani bir gün her yer kapalı diye. Büyük bir ihtimal alışveriş merkezlerine, bakkallara koşacaklar. Cumartesi yine açık aslında. Bir ama... daha alırsan. Ne oldu anneciğim? Benim stikerimi almış. Tamam, ver anneciğim. Sabah sabah Allah'ım. Kızlar, kahvemi yaptım ve evimi üstten toplayacağım. Bakın zaten toplu. Çocukların odasını biraz toplayacağım. Buradaki birkaç eşya aldım. Zaten şunları iş eşyalarım, hazırladım. Öyle. Ondan sonra da görüşürüz kızlar. Şimdi kahvemi içeyim. Bugün size böyle biraz başlangıçtan çekmeye çalıştım böyle. Tabii her şey çekmiyorum ama. Çocukların saçını yaparken 3 tane çocuğun saçını yapıyorum ya. Nasıl yoruluyorum en sonunda böyle ipertim çıkıyorum. Her neyse kızlar, ben şimdi bir üstten evime toplayayım, kahvemi içeyim. Ondan sonra görüşürüz. Kızlar, ben hazırlandım. Saat 10'a geliyor. Ve yavaştan çıkıyorum. Annemle gideceğim. Kız dedim aşağıda bırakmayayım. Evini yukarı çıkarayım. Öyle gideyim. Kendime de şurada çay yaptım şöyle. Bugün bunu yanımda götüreceğim. Burada da bir tane enerjim var. İş yerine çay içeceğim. Hasta olmamak için kızlar. Al anne. Al. Al aşkım. Al tut. O açık, onu usamazsın. Tut. Evimizi de temizledik değil mi evin? Evine de böyle bir kot pantolon giydirdim. Vav, çok güzel oldun. Hadi gidelim. İşe varmadan biraz alışveriş yapmam lazım benim de. Yani böyle. Ben anneye gideceğim. Evet. Sen anneanne için akıllı duracaksın, tamam mı? Hı-hı. Ben de işten gelince sana şeker alacağım. Evet. Evet. Anne ne yapmaya gidiyor? Para kazanmaya gidiyor değil mi? Sen kazanmayacaksın para. Kazanacağım. O ne? Komşu. Komşu. Evet. Kızlar, bugün sana bir yorum aldım. Birisi yazmış ki işte 3 çocukla yorulmuyor mu? Tabii ki de yoruluyorum. Çok yorgun oluyorum. Görüyorsunuz zaten çalıştığım gün, ertesi gün gözlerimin altı morarıyor, böyle şişiyor. Yorgunluktan ama mecburuz çalışmaya. Çünkü çalışmazsa çok geçim çok zor artık. Her şey çok pahalı. Ve ver anneciğim. Sadece bir çocuk parasıyla da ve eşimin parasıyla da olmaz. Çünkü tabii kira ödüyorsunuz. Giderleriniz var. Haftalık en az bir artık. Sadece Alman marketi diyorum. Haftalık en az 50-60 euro alışverişiniz var ki. Taze evde sebzeniz olsun, meyveniz olsun. Bunlar hep taze olmasını istiyorsanız ve çocuklarıma her gün taze meyve sebze koyuyorum okula. Çünkü okul vermiyor. Avusturya'daki gibi değil, Almanya'da. Broad box'unuzu, yani ekmeğini, çocuğun ekmeğini kendiniz hazırlamanız lazım. Buna da taze meyve sebze lazım kızlar. O yüzden haftalık en az 50-60 euro paraya gidiyor. Ve bu sadece böyle ıvır zıvır, böyle ne bileyim, elma bitiyor gidiyorsun alıyorsun, muz bitiyor gidiyorsun alıyorsun. Ama normal haftalık alışveriş yaparsanız böyle A'dan Z'ye ya da aylık alışveriş en az 200-300 euro gidiyor kızlar. Yani zorlanıyorum çalışmaya, evet, ama bir taraftan da mecburum çünkü öbür türlü geçim çok zor. Ama zaten çok çalışmıyorum kızlar, haftanın 2 ya da 3 günü. Bir türlü de Allah bana yardım ediyor ve güç kuvvet veriyor ve bunu çalışan ve çocuklu anneler iyi bilir.
Tabii evin işi aksıyor mu? Aksıyordur. Aksamıyor değil ama yine de yapıyorum kızlar. Çünkü mesela şimdi çamaşır makinesini, ay bulaşık makinesini boşalttım, mutfağı temizledim. Çocuğa kahvaltı hazırladım, tost yaptım, tarafı topladım. Hiçbir şey bırakmadım, süpürgeyi açtım. Şimdi yeri süpürüyor ve işe gidiyorum kızlar. Bugün anneme dün paketim gelmiş. Bugün size akşam trend yoldan gelen dev alışverişimi göstereceğim. Ha, bir de tabii ki de çalışmazsam kendime hiçbir şey alamam kızlar, burada var. Ben bu eve bir katkım olmazsa tabii ki alabilirim ama istediğim alışverişi yapamam belki. Anlıyorsunuz mu? Hani aylık gider kendime kıyafet alırım ama istediğim gibi hani beğendiğim şeyi alamam belki de. Maalesef acı ve gerçek bu kızlar. O yüzden mecburuz hepimiz çalışmaya. Tabii çalışmayanlar da vardır, onlara da saygı duyuyorum. Allah'ım herkese geçim vermeye çalışsın. Zor günler yaşıyoruz. Her yerde, Türkiye'de de olsa, Avrupa'da da olsa enflasyon da uçmuş. Yani bildiğiniz çok kötü durum ama neyse, Allah hepimize güç kuvvet ve annelere de daha fazla güç kuvvet versin. Çalışan, çalışmayan herkese. Kızlar, ben yine tank yapmaya geldim. Bakın arabayı doldurmam lazım. Tankı bitmiş. Tabii bu arabayı da ben sürdüğüm için ben dolduruyorum her zamanki gibi. Ama 1.47'den dolduruyorum. Şanslıyım bugün. Ucuzmuş. Her seferinde korkuyorum. Şurada dizil yazmazsa diye. Yanlışlıkla başka bir şey doldururum diye. Çok korkuyorum. Bazı insanlar da var ya, bunun yerlerini değiştiriyorlar gıcıklığına. Ah, düşünsenize öyle bir hata olsa araba mahv. Çektirmeniz lazım arabayı. Allah korusun. Allah kimsenin başına vermesin kızlar. Neyse bir 50 euroluk doldurayım da gideyim. Tabii ki yine başardım kızlar. 50 euroluk doldurmaya. İyi yapıyorum bu işi ya. 50. Kızlar şimdi anneme geldik. Maratona devam. Yani bir günlük maratonumda. Şu an daha işe gitmeden yorulmuş bulunmaktayım. Neyse çaktırmayın. İyiyim. Kızlar koşuşu bir göreceğim. Nasıl koştu, zile basıyor. Annem. Sen özledin mi anneni? Çok mu özledin? Dedi. Sen yalnız mı geldin? Evet. Baba gel bana bir şey. Kızlar annemden şimdi paketimi de aldım. Şöyle. Şimdi biz Türk marketine gidiyoruz. Çünkü bugün balık günü. Annemin dedi Türk marketine gidelim mi? Dedim hemen gidelim. İşe gitmedim. Çağırdım anne. Hemen Türk marketine gidip balık alacağız. Gıgık. Sonra evini anneme eve bırakacağım. Sonra işe gideceğim kızlar, inşallah geç kalmam. Kızlar biz şimdi Türk Bakkalı'na geldik. Hemen balık yaptıracağız. Yani alacağız. Elin bu balığa bak, kocaman. Şimdi yarın her yer kapalı olduğu için biz her şeyimizi bismillah. Şimdiden alıyoruz kızlar. Örgü peynir mi? Aa, buradan. Aa. Onları açabiliyorsun ama. Kızlar ben şimdi iş yerine geldim. Arabaya park ettim. Çayımı da aldım ve işe gidiyorum. Bakalım, çok trafik vardı. 10 dakikam kaldı. O kadar iş var ki size anlatamam. Bakın hiçbir ekmek kalmamış. Kasadan kalkamıyoruz. Şimdi ekmek yapmaya başladık. Saat 6.30. Nereye? Şuna bakın. Sanki krik var. O kadar çok iş var ki size anlatamam. Kızlar inanır mısınız? O kadar yoruldum ki anlatamam size. Hiçbir şey yapamıyoruz yani. Bildiğiniz sırf kasada oturmaktan ve eşyalı bulmaktan başka bir şey yapamadık bugün. Şaka gibi. 9.30'a geliyor. Ve ben evini aldım. Eve gidiyorum. Bayağı yoruldum. Bakın bugün Cadılar Bayramı, görüyor musunuz insanları? Bugün Halloween, yani ayın 31'i. Bunlar da böyle Cadılar Bayramı'nı kutluyor. Ben de işten çıktım, eve gidiyorum.
kızlar uyumuş. Ve bayağı alışveriş yaptım aslında kızlar. Size biraz gösterebilirim. Toplam alışverişimi. Sonunda Trend Yol paketimi göstereceğim size. Ya bugün bilmiyorum, çok yoruldum da saatte 9.30 olmuş zaten. Yarın inşallah güzel bir havada, yani ışıkta gösteririm ama birazdan şimdi arabayı park edince Halit'i bekleyeceğim zaten. O da oyun oynuyormuş, oyunun ortasındaymış. 5 dakika bekle dedi aşağıda. Size hemen aldıklarımı göstereyim. Hemen tur park edin aldıklarımı göstereyim. Şöyle salça aldım. Annem Allah razı olsun hamsi almıştım, onu ayıklamış. Allah ne muradı varsa versin gerçekten. Hakkını helal etsin, buradan yeniden söylüyorum. Anne hakkını helal et. Size karmaşık göstereyim ya. Reel'den şöyle çocuklar reel aldım. Okula koyuyorum. Ondan sonra şöyle limon aldım kızlar. Şu kekslerden canım istedi. Bunu açtım yedim. Sonra 3 paket haşlanmış yapsın aldım. Yani nohut aldım kızlar şöyle. Başka ne var? Şurada termosum var. Çay yap dedim. Bir paket havuç aldım Lidl'dan. Ondan sonra Kavak'tan, Türk marketinden 2 tane bu salamdan aldım her zaman. İyi, bundan aldım. Bir paket de sosis aldım kızlar Kavak'tan. Başka ne almışım? Bir paket sucuk. Şöyle kızlara bundan aldım okula koymak için. Başka ne var kız? Kaki varmış. Şimdi bunlar hemen Kavak'taki ve Türk marketine 30 euro verdim kızlar. Çünkü balık da aldım. Balığın zaten kilosu 9 euro mu ne? 1,5 kilo bir de salça aldım. Domates salçası. Şunları geri yerleştireyim, hemen açacağım. Aldıklarım başka kaki var burada. Rukola var. Şunların türlüsü bilmiyorum. Pistasyen aldım. XXL haftası bu hafta. Ondan sonra böyle mantarı aldım. Domates aldım evde, yarın kahvaltı yaparız diye. Ondan sonra bir tane daha kaki var, ucuzlamış 34 sente. Bir de burada bunları hep Lidl'den alıyorum kızlar, Türk Bakkalı'ndakileri sevmiyorum. Kırmızı lahana var, yarın balık yaparsam salatasını yapacağım. Bir paket şey aldım, kastanye aldım, kestane. Ekmek var kızlar, ondan sonra salatalık var, bir paket yumurta var. Ondan sonra neydi kız, tostu var, bir paket de tost var. Ve en sona kızlar şunu göstereyim size, Halit'e şunu aldım bakın. 8 euroya düşmüş böyle kazak ama çok güzel, böyle sıcacık tutuyor, benim var ya ondan aldım kızlar bir tane. Alışverişimiz bu kadar kızlar, gerçekten baya alışveriş yapmışım. Lidl'e toplam 50 euro verdim. Kavağa da 30 euro verdim. Burada Trend Yol paketim var. Aynen. Şimdi Halit'i bekliyorum kızlar. Burada iki tane daha kaki varmış kız. Ben bunları gündüz aldım. İki kere alışveriş yaptım. Bir gündüz yaptım. İlk bağırdığımda kalmaz diye. Ondan sonra bir de stresim olursa yapamam diye. Bir de çıkmadan önce yaptım kızlar. Kızlar. Bakın. İş kazası. Saçım, başım, her tarafım mahvoldu. Bugün müşteriler maşallah o kadar iyi niyetlerdi ki. Her şeyi her yere atmışlar. Bir insan, yani ben de alışverişe gidiyorum. Mesela şurada duran bir şeyi niye iki raf öteye atarsınız? Ya almayın ya da geri koyun. Bir de en kötüsü de böyle kıymadır, ettir, salamdır. Bunlar zaten buzdolabında olan şeyleri neden kasan oraya bir yere atıyorsunuz? Şişeler için atıyorsunuz. Ve insanları, ve vicdansızlar. Her neyse, bugün son dakika işte geşefteki çöpleri alıyoruz. Kartonları alıyoruz. Ay, ne yapmışlar biliyor musunuz? Sirup var ya, sirup. Büyük sirupları birbirine, tabii en arkadan alırsanız daha çok yeni tarih olduğu için, tabii böyle siruplar da hemen bozulduğu için yarın en arkadan alıyorlar. Hepsini düşürüyorlar. Ve benim gibi akıllı da onu kaldırıyor, güya düzeltecek. Yüzüme patladı. Sirup, her yerim sirup. Saçım, başım, yüzüm, her yerim siruptu. Kızlar size anlatamam yani. Her şey yıkanacak. İnşallah çıkar. Yani insanız. Hepimiz insanız. Evet. Ama bazen gerçekten insan olmaktan nefret ediyorum. Çünkü bizim bu insanların yaptığı normal değil. Sadece bir gün her yer kapalı. Terör estirdiler. Yani her yerde aynıdır zaten. Anlatmaya gerek yok kızlar. Ben şimdi bu aldığım eşyaları topluyorum. Evini yatırdık. Bu şey çok güzel böyle.
güya size Trendyol paketimi gösterecektim de vallahi kızlar hiç bunu göstermeyeyim. Şu üstüm başım, ben bir banyoya gireyim. Bir banyo yapayım, şu eşyaları bir toplayayım. Trendyol, şöyle diyeyim, Trendyol paketimi size temiz bir vlogta göstereyim. Bir yorum değil aslında, birkaç yorum. Bu işe başladığımdan beri çok yorum alıyorum. Hani yok 3 tane çocukla işe gidiyorsun, yorulmuyor musun? Evin işi iş. Tabii ki de yoruluyor kızlar. Ölüyorum yorgunluktan. Yani bakın bugünkü tipim böyle makyajlı ama yarın vlogum başlayınca buralarım böyle mosmor, şiş oluyor. Ayaklarım şu an ayaklarımın üstünde duramıyorum. Bakın sabah kalkıyorum 7'de çocukları. Bugün zaten çektim günlük rutinimi. Okula bırakıyorum, geliyorum. 1 saat içinde ya da 2 saat içinde evimi temizliyorum. Çamaşırları yıkıyorum, çamaşır makinesini boşaltıyorum. Ne varsa yapıyorum. Ondan sonra evini alıp anneme koyuyorum. Oradan işe gidiyorum ve ben daha 9 saat çalışıyorum. Eve geliyorum. Evi zaten anlatmaya gerek yok. Evde toplanıyor sonra. Tabii ki de yoruluyor ama mecburuz kızlar. Yani mesela bir örnek. Şu domatesler eskiden en pahalısı 1.99'du ve 3.25. 2.79. Yani şimdi çalışmasam ayrı, çalışsam ayrı. Çalışıyorum, evet, çalıştığım için harcıyorum da. Ama çalışmasam o hem kendimi harcayamayacağım, hem çocuğumu harcayamayacağım, hem de bir çocuk parasından geçinmek Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da zor. Yani yanlış anlamayın, Türkiye'deki kadınların bazıları çalışmıyor bile, evdeler. Ama Thermomix'leri var, Dyson'ları var falan, her şeyleri var. Ve biz Avrupa'da yaşayan kadınlar daha fazla çalışıyoruz. Hani bu sakın yanlış anlamayın. Çünkü mecburuz kızlar. Geçim çok zor. Evet alıyorum, alışveriş yapıyorum. Hani diyeceksiniz ki Dyson'ım var, onun var. Bu artık herkes de var. Ama ben karşılığında 3 çocuğu anneme okula bırakıp anneme bırakıp işe gidiyorum. Ve benim iş yerim 40 dakika, 45 dakika. Buradan yakından bir iş bulamadım. Çünkü eski iş yerime, pozisyonumu geçmek için oraya gitmem lazımdı. Başka iş de bulabilirdim. Ama ben bu işimi seviyorum. Sadece çok yorucu ve çok stresli oluyor, biliyorum. Ama öyle işte. Mecburuz çalışmaya kızlar. Çalışmayınca olmuyor. Bu sorunuzu da cevaplamış olayım. Tabii gönüllülerde ben de çalışmayayım. Ama ben zaten çalışmayı seven bir insanım. Yani gönüllüm de istemiyor. İnşallah seneye 9. ayda evinde kindergarten'a başlarsa soruyorsunuz. 9. ayda itibaren başlayacak alındı. O zaman iş saatlerimi onlara göre ayarlamaya çalışacağım Allah izin verirse. Ama şimdilik böyle kızlar, bir seni sabır etmem lazım. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Çok konuşmadan burada da bir günlük rutin hayatımı size çekmiş bulunmaktayım. Videomu kapatıyorum. Umarım hepiniz severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Lütfen beni yanlış anlamayın. Ama gerçekten çok zor. Çalışanlar için de, çalışmayanlar için, anneler için daha zor oluyor. Buradan da anneme teşekkür ediyorum. Balıkları ayıklamış ve her zaman çocuklara baktığı için, bir işim olduğunda, ne bileyim, işe gittiğimde evine baktığı için. Öpüyorum seni anne. Kendine iyi bak. Hakkını helal et. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kızlar çok saçmaladım. Kapatıyorum artık. Her yerim ağrıyor. 3000 aboneye de az kaldı kızlar. Herkes bir abone olsun. Belki çok abonelerim olursa çalışmaya da bilirim. Evde dururum, size vlog çekerim bol bol, ne yapayım. Görüşürüz, bay bay.